Hadis ve Hayat. Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş. Merhabalar değerli dinleyenler. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Allah'a hamdolsun. Allah'ın Resulüne salat ve selam olsun. Bütün peygamberlere selam olsun. Haneleriniz, yuvalarınız, mekanlarınız, dükkanlarınız, çalışma ortamlarınız huzurla dolsun. İşleriniz kolay olsun. Rabbim cümlemizi rızasına eriştirdiği kullarından eylesin. Peygamber Efendimiz bir gün Müslüman hanımlara hitap ederek dedi ki, ey Müslüman hanımlar, hiçbir komşu hanım bir koyun paçası dahi olsa komşusuna vereceğini küçük görüp vermemezlik etmesin. Koyun paçası dahi olsa diyor Allah'ın Resulü, bunu küçümsemesin, hediye etsin, ikram etsin. Komşu hakkı çok önemli. Cibril bana o kadar komşu hakkını tavsiye etti ki komşuyu komşuya varis kılacak zannettim. Yaptığı çorbanın suyunu fazla koymayı ve komşusuna ondan ikram etmeyi öğütleyen Allah'ın elçisi bu hadis-i şerifinde de bir koyun paçası hediye etmek adet olmadığı için burada hediye edilecek şeyin azlığı bir mübalağa şeklinde ifade edilmiş. Yani ne kadar küçük ve az olursa olsun komşular arasında hediye alıp vermenin ihmal edilmemesi bizlerden isteniyor. Hadis-i şerifteki tembih, hediye veren komşu kadına yönelik. Az bir şey de olsa sadaka vermeyi teşvik, azımsayarak küçük bir şeyi vermekten geri durmamak önem taşıyor. Hadislerde bizlere bu vurgu yapılıyor. Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası dahi olsa komşusunun hediye ettiği şeyi küçük görmesin. Yani bana bir paçayı mı layık görüyor demeyecek. Şu kadar şeyi mi layık görüyor demeyecek. Bundan dolayı komşusuna müteşekkir olacak. Hediyede ölçü verilenin ihtiyacı ya da arzusu değil, verenin imkan ve cömertliğidir. Az veren candan, çok veren maldan denilmiştir. Dostum beni ansın da isterse soğan kabuğu ile ansın sözü de hadisteki ölçütün bizim kültürümüzdeki tezahüründen ibarettir. Komşular arası ilişkiler çoğu zaman hanımlarca yürütüldüğü için hadis-i şerifte bu hususa dikkat çekiliyor. Hiçbir iyilik küçük görülmemeli. Azımsandığı için ihmal edilecek iyilik ve hayırlar sonuçta büyük kayıplara vesile olur. Çok küçük ve basit şeylerle iyilik ve hayır işlemek mümkündür. Komşular arasındaki ikramlar başlı başına birer iyiliktir. İyiliği küçük görme daha çok insanların maalesef sıkça maruz kaldığı bir durumdur. Oysa en küçük bir iyilik dahi küçümsenmemeli, küçük görülmemeli. Allah Resulü şöyle buyuruyor. İman 70 veya 60 küsür şubedir. En yükseği Allah'tan başka ilah yoktur demek, en aşağısı ise eziyet veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür. El-İmanu bid'un ve seb'une ev bid'un ve sittune şubeten fe efzaluha kavlu la ilahe illallah ve ednaha imatatul eza anit tariq vel hayâ'u şubetun minel iman. Kur'an-ı Kerim'de de ayet-i kerimede bir benzetme vardır. Güzel söz kökü yerde sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir. Ki o ağaç Rabbinin izni ile her zaman yemişini verir. Allah öğüt alsınlar diye insanlara böyle benzetmeler yapar. İman kökü kalpte, dalları ise insan davranışları olarak dışarıda yani hayatta olan bir tevhid ağacıdır. Hadis rivayetlerindeki farklılığa göre bu dallar ya 70 veya 60 küsürdür. Bunları 77 olarak sayan ve her biri hakkında detaylı bilgi veren kitaplar da geliştirilmiştir İslam tarihinde. Beyhaki'nin
Şuab-ül İman'ı bu kitaplar cümlesindendir. İmanın şubeleri ile ilgili genel çerçeveyi belirtiyor hadis-i şerif ve ilgi çekici bir çizgi koyuyor önümüze. La ilahe illallah demekten yoldaki eziyet veren şeyleri gidermeye kadar uzanan bu çizgi, teori ile pratik, düşünce ile uygulama, kısacası din ile dünyanın ayrılmazlığını ortaya koyuyor. Allah'tan başka ilah yoktur. İkrarın en yüksek ve en üstün iman görüntüsü olduğu belirtiliyor. Yoldan eziyet veren şeyleri gidermenin de bu imanın yerine getirilmesi en kolay ve belki bir anlamda faydası en az olan belirtisi olduğunu ifade ediyor. Biri tamamen manevi ve kalbi bir kabulün ifadesi, diğeri yoldan bir taşı kenara iteklemek gibi tamamen maddi ve fevkalade kolay bir hareket. Ancak her ikisi de aynı iman gövdesinin dalları. İnsan davranışlarının imanla ilgisi, din ile dünyanın birbiriyle olan birlikteliği ve madde mana kaynaşması herhalde bu kadar belli ve veciz bir şekilde ortaya konulabilir. Yoldan insanlara eziyet veren maddi manevi engeli kaldırmak. Trafikte özellikle kul hukukuna riayet etmek. Günümüzde insanların çok ihmal ettiği bir durum. Kırmızı ışığa uymak. Trafik ihlalinden sakınmak. Korna çalarak insanları rahatsız etmemek. İnsanları sıkıştırmamak. Bütün bunlara dikkat etmek de elbette imanın şubeleri cümlesinden değerlendirilecek hususlardandır. Utanma duygusunun dahi imandan bir şube olduğunu hadis-i şerif bizlere hatırlatıyor. İslam'da iman ile şu ya da bu şekilde alakası olmayan herhangi bir davranış yoktur. İman birbirinden farklı değerde de olsa birçok özellikten meydana gelir. Bu özelliklerin her birinin doğrudan doğruya imanla organik alakası vardır. İslam'da din ve dünya ayrılığı yoktur. Bunlar tam bir bütünlük içindedir. Bu nedenle de din işi, dünya işi gibi ayrımdan maada insanlar her işlerinin Allah katında İslam noktaya nazarında bir değeri, kıymeti, harbiyesi olduğunu bilmek durumundadırlar. İman şubelerinin her biri başlı başına bir hayır ve iyilik vesilesidir. Hayır yollarının çokluğu imanın şube sayısından da bellidir. Haya hayırdır, haya ancak hayır getirir. Haya, İslam ahlakının tezahürü. Her dinin bir ziyneti var, süsü vardır. İslam ahlakının, İslam dininin ziyneti, süsü de hayadır. Utanma duygusu, insanın bir hata günah yaptığında yüzünün kızarması, mahcubiyet duyması. İşte bu insanın içindeki imanın bir alametidir. Haya ancak hayır getirir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular. Bir zaman bir adam yolda giderken susar. Bir kuyu bulur ve o kuyunun içine iner, su alır ve dışarı çıkar. Su içer. Bir de ne görsün? Bir köpek dili ile bir karış dışarıda soluyor ve susuzluktan nemli toprağı yalayıp duruyor. Adam kendi kendine, bu köpek de tıpkı benim gibi çok susamış der ve hemen kuyuya iner, ayağındaki o mestine suyu doldurur, o mesti ağzına alarak yukarıya çıkar ve köpeği sular. Onun bu hareketinden Yüce Allah hoşnut olur ve o adamı bağışlar. Sahabiler derler ki, ey Allah'ın Resulü, bizim için hayvanlardan dolayı da onlara yaptığımız iyilikten de bir sevap var mıdır? Derler. Resul-i Ekrem Efendimiz, her canlı sebebiyle sevap vardır buyururlar. Hayır ve iyiliğin sadece insanlara yönelik olmadığını, hayvanlara yapılacak iyiliklerin de Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olduğunu, Allah'ı hoşnut ettiğini Peygamber Efendimiz verdiği bu ilginç misalle ortaya koyuyor.
Peygamber Efendimizin geçmiş ümmetlerden örnekler vermesi, onun eğitim ve öğretim metotlarındandır. Aynı türden hareketlerin ümmeti için de geçerli olduğu açık bir gerçektir. Geçmiş ümmetlere ait herhangi bir hüküm, Allah ve Resulü tarafından aktarılınca bizim için de geçerlilik kazanıyor. Buna şer'u men kablena, şer'un lena, iza kassahu Allahu ve Resulü şeklinde ifade edilmiştir. Yani bizden önceki insanlar için anlatılan şer'i şerifte Allah ve Resulü tarafından vaz edilen hususlar bizim için de caridir. Peygamber Efendimizin verdiği örnek karşısında sahabilerden bazılarının hayvanlardan dolayı da sevap kazanabilir miyiz diye sormaları da normaldir. Çünkü bu tür bir davranış o günkü toplumda mevcut değildi. Daha doğrusu hayvan hakları gibi bir kavram pek bilinmiyordu. Alemlere rahmet Efendimiz bu soruyu soranları ve onlar gibi düşünen bütün insanları ikaz etti. İrşad etti ve her canlıdan dolayı, her ciğer sahibi canlıdan dolayı sevap kazanılacağını ifade etti. Bir hayvana dahi iyilik etmekle Allah'ın hoşnut edileceğini duyurdular. İslam'da hayır yolları çeşitlidir. Hayvanlara yapılacak iyilik ve gösterilecek şefkat de bu iyilikler arasında yer alır. Ciğer sahibi her canlı sevap vesilesidir. Bineği olan, hayvanı olan ona eziyet etmesin. Şefkatle, merhametle muamele etsin. İşkence etmesin. İyiliği kim yaparsa yapsın, niyeti iyilik yapmak olduktan sonra mutlaka onun faydasını görür. Allah Teala iyilik yapanları sever. İyilik yapmayı emreder. Kendisi de iyilik yapar. İnsan gibi faziletli ve üstün olanın hayvan gibi daha aşağı seviyede olana hizmet etmesi pek tabiidir. Rabbimiz bizleri iyilikten, kendisine itaatten ve kulluktan ayırmasın. Merhametten ayırmasın. İnsanlara karşı merhametli olduğumuz gibi hayvanlara karşı da merhametli eylesin. Bizlerden razı olsun. Cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Hoşça kalın, huzurla kalın. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun değerli dinleyenler. Hadis ve Hayat. Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş.